Edirne'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıl dönümü nedeniyle kurtuluş resepsiyonu düzenlendi. Edine Belediyesi tarafından düzenlenen resepsiyonda Edirne ile özdeşleşmiş ünlü Yunan ressam Dimitris Nalbantis, Sofya Kütüphanecilik ve Bilişim Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Stoyan Dençov ve Çekül Vakfı Kurucusu ve Başkanı Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Sözene Edine Belediye Meclisi kararıyla Fahri Hemşerilik Beratı verildi. Fahri Hemşerilik Beratı'nı almak için sahneye çıkan Sofya Kütüphanecilik ve Bilişim Teknolojileri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Stoyan Dençöv, politik ve eğitimci faaliyetlerimi sadece ülkemde değil yakın komşumuz Türkiye'de de fark edilmesinden gurur duyuyorum. Arkadaşlarımla Tunca Nehri'nde yıkandığımız çocukluğumu özlemle anıyorum. Aynı Tunca Nehri Edirne'den de geçiyor. Osmanlı Devleti'nin başkenti olan Edirne, kendisinde birçok kültür, anıt ve tarih barındırmakta. Şehrin günümüzde de bölgede barış ve istikrarın korunması için önemli bir yeri var. Edirneliler, Türk halkının kahramanı, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün layık oğullarıdır diye konuştu. Başkan Gürkan'a ilk bakışta çok basit görünen ama çok özel bir sandalyeyi hediye etmek istediğini ifade eden Dençev, bu sandalyeye Sofya merkezinde Bulgarya adını taşıyan bir restoranın kırmızı salonundaydı. Geçmişte 1913-1915 yıllarında Bulgar Krallığı'nda Türkiye'nin askeri ateşesi olan genç ve yakışıklı Mustafa Kemal sık sık bu sandalyeye oturulmuş diyerek sandalyeyi Başkan Gürkan'a takdim etti. Sandalyede yazan Türk halkının büyük evladı Mustafa Kemal Atatürk, Çağdaş Türkiye'nin kurucusu Bulgaristan'ın Çarlık dönemi başkenti Sofya'da askeri ateşe olarak bulunduğu süreçte Bulgarya restoranın Kızıl Salonu'nda bu sandalyede oturuyormuş yazısını okuyan Başkan Gürkan bu anlamlı hediye için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yunan ressam Dimitris Nalbantis ise Fahri Hemşerilik Beratı'na sahip olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Nalbantis, Edirne tarihi ve aynı zamanda çağdaş Avrupa düşüncesine sahip bir şehirdir. Umarım sanatçı ve insan olarak bu onur ve güveninize layık olabilirim. Bu şehri her zaman tüm mevsimlerinde çizmeyi seviyorum. Çünkü Edine'nin doğası, manzarası ve tarihinden ilham alıyorum diye konuştu. Daha sonra Çekül Vakfı kurucusu ve başkanı, Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Metin Sözen'e de Fahri Hemşerilik Beratı takdim edildi. Sözen, barışı aradığımız bugünlerde burada birlik ve beraberliği görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz buraya kendi ülkemizi kurarak geldik. Torunumu getirdim. Çünkü o bizim yapamadıklarımızı gelecekte yaparsa mutluluğu ülkemin mutluluğu kadar büyük olacaktır. Çünkü gelecek onlarındır. Edirne için çalıştık. Herkes kendine göre bir şeyler yaptı. 2018 yılının ikinci yarısında farklı bir Edirne görmek umuduyla hepinizi selamlıyorum dedi.